Şimdi Vatan Partisi Türkiye'nin dört bir yanında şahlanıyor, Karadeniz'de de şahlanıyor. Üye katılımlarının hız kazandığı Vatan Partisi örgütlenme atılımı için Türkiye'yi karış karış geziyor. Şimdi Vatan Partisi kadroları 81 ile çıktı, bavullarını hazırladı. Her yerde bu iktidar ateşini yakıyor. Vatan Partisi Karadeniz'in en güçlü partisi haline gelecek. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'nın ilk durağı Karadeniz bölgesi oldu ve çalışmalarına Ordu'dan başladı. Türkiye'nin de Karadeniz'imizin de ordumuzun da üretim devrimine ihtiyacı var. Tek çıkış yolu bu. Bursalı heyetle birlikte bir dizi görüşme yaptı. Artık yatırımı örgütlenme yapıyor. Artık yatırımı ile yapıyor, ilçeye yapıyor. Milleti seferber etme çalışmasını yapıyor. Heyet ilk olarak Ordu'nun köklü fındık ihracatçısı Yürür Gıda'nın sahibi Nejat Yürür'ü fabrikasında ziyaret etti. Yürür, fındık piyasasındaki yabancı tekellerin etkisiyle yerel üreticilerin zarar gördüğünü söyledi. Bursalı, fındığın Türkiye için stratejik bir ürün olduğunu belirtti. Karadeniz'in limanlarına dikkat çekti. Biz Vatan Partisi olarak yeni bir ufuk, yeni bir iklim getiriyoruz Karadeniz'e ve diyoruz ki bu kadar değerli bir ürün ve dünya çapında bir marka Karadeniz'de bir fındık kabuğuna hapsolmasın. Fındık çok büyük bir ekonomi. Şimdi dünyada, Avrasya'da, Asya'da yepyeni bir iklim, ekonomi yükseliyor. Biz diyoruz ki bizim Karadeniz limanlarımız aynı zamanda Batı Asya'nın limanlarıdır. Heyetin ikinci durağı 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti oldu. Bursalı, Türkiye'nin sorunlarını ittifakların çözemediğini söyledi. Çözümün merkezinde Vatan Partisi olduğunun altını çizdi. Şu an Cumhur İttifakı Türkiye'yi de yönetemiyor. Türkiye'nin önündeki sorunları, yani o sorunlar o ittifakı çok aştı. Türkiye'nin geleceğine ilişkin konularında çok farklı görüşlerimiz var. Vatan Partisi heyeti daha sonra Altınordu İlçesi Belediye Başkanı Aşkın Tören'le bir araya geldi. Bursalı, Türkiye'nin üretimin canlanması için üreten belediyelere ihtiyacı olduğunu söyledi. Vatan Partisi Ordu İl Başkanı Osman Erdaş, iktidar ateşinin Ordu'dan yakıldığını belirtti. Ayın 18'inde Perşembe ilçemizde Kışla Önü Balıkçı Baranağı'nda üretim devrimi kurultayı yapma kararı aldık. Sorunlar büyük ama bu sorunları çözmek için de Vatan Partisi olarak var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.